biraz kırıldım gönderilmediğim için, hakemlik verilmediği için biraz üzüldüm. Çünkü küçükler büyükleri geçecek tabii ki ama çiğneyip geçmeyecek. Hakemlik görevi verirken de emeğe de saygı gösterilerek hakemlikler verilecek. Ona göre veya aynı seviyede olan arkadaşlar biri bir tarafa gidecekse diğer arkadaşımızı da öbür tarafa görevlendirerek onu da onore edeceksiniz. Onu da bilgilerin tazelenmesine sağlayacaksınız. Bunlar benim için kayıp diyorum. Bu düşünceler, bu düşünce tarzları kayıp olarak düşünüyorum ve üzüntümü belli ediyorum böylece. İşte iki yere gitmiş oldum. İyi, yine de güzeldi tabii ki her şeyle beraber. Bu arada 1982'de Avrupa Şampiyonası Ankara'da olmuştu. Yine hatta asimetrik bardak görevliydim. Çok iyi biliyorum. En zor aletlerden bir tanesidir. Her seferinde de neredeyse kura çekilir. Bir görev verilir. Ben hep onda görev yaptım diyebilirim. Birçok yarışmalar da hakem olarak o alette yarışma yaptım. Yine 82'de Balkan Şampiyonası İstanbul. Avrupa Şampiyonası'nın Ankara'da olan şampiyonada Türkiye Cimnastik Federasyonu dağılmıştı. Çünkü şey rahmetli olmuştu. Özkan Gülüpek, arkadaşımız, abimiz, yani hakikaten sevilen kişi. O rahmetli olmuştu. Bir durgunluk ve şey zamanı geçirdi. Bir sallantı geçirdi. O arada istekli olan bazı arkadaşlarımız, ismini vermekte sakınca görmüyorum, Ercüment Erkut. O büyük bir özveriyle üstlendi. Bu yarışmanın olmasını sağladı diyebilirim. Hakikaten güzel ve kaliteli bir yarışma oldu her şeye rağmen. Orada da görev yaptım. Kimlerle görev yaptığımı da söyleyeyim şey olarak. Federasyon başkanları olarak. Hüsamettin Güreli Bey ile ilk Çankırı'dan geldiğimizde o görev yapıyordu. Hakikaten çok güzel anılarımız ve çok güzel çalışmalar yürütüldü. O özveriyle yaptı bu işi, biliyorsunuz zaten. Nihat Yılbar beyefendiyle, Oktay Yıldız Bek'le, Özkan Gülpek'le, Fazıl Özok kısa bir sürede olsa yine görev yerlerinde buluştuğumuz için ve de emek verdiği için Ergün Şengül Bey'le, ondan sonra Tahsin Albayrak'la. İşte Tahsin Bey'in zamanında da ritmik jimnastik Türkiye'de kurulmuş oldu. O nedenle kendisini kutluyorum ve de selamlarımı gönderiyorum. Diğer arkadaşları da tabii ki saygıyla anıyorum. Atilla Örsel Bey ile yurt dışına gitmiş olduk, o bahsettiğim, gittiğim yerlere. Kendileri de vardı. Büyük emekleri var tabii ki jimnastik. Kendisini uzun yıllarda kalmasından belli oluyor. Ona da rahmet diliyorum. Saygılarımı sunuyorum herkese. Bu kadar mı? Bu kadar olsun. Peki. Son ne söylemek istersiniz? İki yere sizden rica edeceğim. Bir Gazi Eğitim Camiası'na, bir de Cimnastik Camiası'na. İki ayrı bir selam gönderirseniz, hem Gazi Eğitim Camiası'na hem Tabii ki. Cimnastik Camiası'na. Tabii ki. İlk önce size teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar güzel bir yükün altına, bu kadar zor bir yükün altına girerek bizleri buldunuz, bizlerle beraber oldunuz. Çok büyük emekleriniz var. Önce size teşekkür ediyorum. Allah sağlık
ve uzun ömürler versin diyorum. Gazi Eğitim Camiası olarak da Gazi bir tanedir. Gazili olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Bütün öğretmenlerime, hayatta olanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hayatta olmayanlara da rahmet diliyorum. Tüm arkadaşlarımı da çok sevdiğimi söyleyerek öpüyorum ve selamlar gönderiyorum.